90'lara falan baktığımızda ülke zaten mafyadan veya örgütlerden geçilmiyor. Hatta benim çocukluğumda falan bizi annelerimiz sokağa çıkarmaktan korkarlardı. Çocuk mafyası var, böbrek mafyası var, bilmem ne mafyası var. Sonra ne olduysa bir anda bu mafya muhabbetlerinden kurtulmaya başladık. Mafyadan ziyade başka tartışmalar dönmeye başladı. Ve hatta birçok mafya ya da mafyatik adam ya siyasetçi oldu ya siyasetçiler için miting yapmaya başladı. Devletle bir kaynaştılar bir noktada yani. Bu da bize Zaten şunu sorduruyor. devletle Mafya bitti mi, şekil mi değiştirdi? Ne diyorsun mafyanın bu konuda? olduğunu tanımamak lazım. Aynen bak, Kriminolojide, her soruda kriminolojide. önce bir tanımlamakla başlıyoruz. Doğru. Ama işte o sıkıntı var. Hani ülkede sağlıklı bir tartışma ortamı olmadığı için, her şey hamasette döndüğü için biz de o hamaset grubuna düşmeyelim diye önce bir tanımlıyoruz. Bakın bak şunu şunu diyoruz arkadaşlar. Bunun haricindeki değil veya şu dahil bu değil diye anlatmamız gerekiyor ki tartışma da verimli olsun, başka noktaya çekilemesin. Hani mafya nedir? İhtiyaç olan mafya nedir? Makul mafya nedir? Yani makul derken benim için makul değil. Hani devlet açısından diyorum. Makul mafya nedir? Kullanılan mafya nedir? Tarihi nedir? Mesela Milli İstihbaratta şey dönemi var. Bugün meşhur Alaaddin Çakıcı dönemi var. Niçin kazanılmaya çalışılmış? Nasıl açıklanılmış bu? O zaman Asala tehlikesi örnek gösterilmiş ve genellikle ülkücü kökenli insanlar, işte ülkücü mafya diye şey literatüre geçen gruplar kullanılmaya başlanmış. Şey kafasıyla bakılıyor çünkü buna. Birincisi fedakar kendilerince onlar. Hani devlet için falan yapıyorlar ya kendilerince. Fazla bir şey talep etmiyorlar senden. Bir şey düşünmüyorlar işin arkasında. İkincisi de şey yaptıktan sonra, kullandıktan sonra bunun politik motivasyonunu bir eylem diye lanse edip devlet aradan çıkabiliyor. Bunlar zaten milliyetçi, ülkücü. Zaten yapacaklardı. Yani benim bu işi organize etmeme gerek yok diyebiliyor. Öyle bir makul tarafları vardı bunların. Diğer taraftan bütün devletlerin suç dünyasına bıraktıkları gri alanlar vardır. Çünkü o gri alanları bırakmazsa mevzu terörizme kayar. Yani bazı suç alanlarını bırakır. Devlet müsaade bunu ABD'de Taviz yapar, bunu vermek Avrupa'da yapar. zorundasın ya da kontrollü bir şekilde en azından ipin ucunu kaçırmadan bir saha ayarlamak zorundasın, evet. Ya bunun en güzel örneği yine şeydi, çok sevdiğim bir filmdir. Arkadaşlar şey yapsınlar. Kusura bakmasınlar sürekli örnek veriyorum. The Dark Knight'ta yine ana plot Batman, Bruce Wayne Gotham'daki bütün mafyatik yapıları, Falcone'leri falan hepsini yok eder. Hepsini tavizsiz şekilde içeri alır. Harvey Dent de hukuk ayağını tamamlar. Hepsini komple ortadan kaldırır. Ne olur ondan sonra? Alan Joker'e açılır. Joker çıkar. Mafyatta Joker'e yönelir. Yardım ister ondan. Onun eline düşer. Joker nedir? Joker kaostur. Terörizmdir günün sonunda. Şimdi bir tarafta makul suç dünyası var. Hani senin kontrol edebileceğin, gri alan bırakabileceğin, ne yapıp yapamayacağını tahmin edebileceğin bir alan var. Diğer taraftan da kontrol dışı bir kaos, bir terörizm var. Bu dengeli bir şekilde gittiği zaman hani devlet açısından büyük bir sorun teşkil etmiyor. Dengesiz gittiği zaman da bu sefer hani nasıl ki mafya çok üstüne gidersen terörizme kayar. Bu sefer de çok alan bırakırsan bizzat devlet olmaya çalışır. Mesela biz bunu konuşuyoruz da ABD bunu yaşamadı mı? Kennedy nasıl vuruldu? Kennedy'yi kim kaldırdı? Hoffa mesela şey Irishman çok güzel bir filmdir. Bu Jimmy Hoffa'nın hikayesini anlatıyor ya. Mesela Çok Jimmy güzel. Hoffa'nın olayı neydi? Mafya ile içli dışlı Amerikan politikası devleti. Bir söz vardı ya Godfather 2'de. Politikacıları cebinde bozuk para gibi taşıyorsun. O muhabbet. Küba'da o Godfather 2'de Küba şeyi de güzel güzel örnek verdin. Küba, bütün o Küba sekansı, Küba hikayesi de tabii şey olayı çözüyor. Michael tabii olayı çözüyor. Yani ne dönüyor burada diye, ama bütün mevzu aslında devletleşmesidir. Michael ilk başta babasının aksine, biliyorsun ilk filmde babası lokal bir mafya. Yani Vito'nun nasıl oraya geldiğinde halk saygı duyuyor falan, yani onun hikayesini görüyoruz, ama ikinci filmde direkt senatör falan geliyor Michael'a. Yani mevzu artık devletleşmeye gidiyor. Üçüncü filmi çok sevmezler ama orada da artık papayla mapayla iyice olayı büyütme, başkanlığa kadar adam gözü dikmiş biliyorsun. Kaçınılmaz bir Ama şey o ama da bir zaten. gerçek biliyorsun, yani Sonu yok ki o propaganda duvarı muhabbet. falan. İtalya'daki, yani İtalya prototiptir ya bu konuda. Mafya, derin devlet, masonlar falan. Onlar gerçektir yani. Lucio Gelli, propaganda duvarı. Ondan sonra terör yılları İtalya'da falan. Bu bahsettiğimiz bütün konuların prototipi İtalya'dır. Gladio'su, şusu, busu hepsi oradadır. Ama bak burada da bir hata vardır. Oraları okuyup burayı Türkiye'ye uygulamaya çalışan tipler vardır. Hani Türkiye'de bu oldu, İtalya'da bu olmuştu. Demek ki bundan dolayı olmuş olabilir diye birçok kişi yanlışa düşüyor, hataya düşüyor. Burayı düşünmüyorlar. Mesela İtalya'da bir gerçek terörizm tehdidi yok. Oradaki suni terörizmin olayı farklı. Şehirlerde yaratılan. Mesela bizde 90'lardan bahsediyorum, 80'lerden. Mevzu o değil. Bizde ciddi gerçek bir terörizm tehdidi var. O yüzden birçok kişi okumada yanlış yapıyor. Burada da
şu soru akla geliyor. Kontrollü terör diye bir şey var ya, az önce verdiğin örneğin biraz daha aykırı versiyonu. Bazen devlet daha büyük bir fiyaskoyu önlemek için kendisi de bazı terör eylemlerinde bulunup bunu başkalarına fatura edebiliyor. Ve terörü bitirme şansı varken de bunu bitirmeyip rakip olsun, mücadele olsun, bakın biz sizi yukarıdan kurtarıyoruz, biz olmazsak bu devlet çöker tarzında söylemlerle halkı uyutabiliyor. Bu da yine en başında örneğini verdiğim Devlet kitabında, Platon'un 2500 sene önceki kitap, çok güzel bir şekilde aktarılmış. Düşman lazım. Eğer düşman yoksa dışarıda, içeride düşman yaratman lazım. Bütün düşmanlarını kendin kontrol etmen lazım ki kontrol sende kalabilsin, taht sende kalabilsin. Bütün bu mafya filmlerinde gördüğümüz muhabbet de budur. Devlet mafyayı bilir, kabul eder. En fazla araya birkaç tane ajan sokmaya çalışır. Mafyaya göz de yumar, hatta işbirliği de yapar. Ama bunu kabul etmez, ayrı bir konu.